Ankara Radyosu'nda gerçekleştireceğimiz Yeni Besteler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı Şahika Erdoğan hazırladı, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve mikrofonda ben Adem Karabey. Yaklaşık bir saat boyunca TRT farkıyla bu müzik ziyafetini sunmaya çalışacağız sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda birbirinden güzel besteler olacak ama ilk olarak saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, neyde Celaleddin Biçer, viyolada Kumsal Okur, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazlarsa Halil Uğur Kutlu bizlerle birlikte olacaklar. Ses sanatçılarımız Zeki Topçuoğlu, Meliha Yazıcı ve Sefer Karabük. Ve efendim Yeni Besteler programımızda şefimiz İpek Dereli bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, bugün yine programımızda iki değerli konuğumuz var. Konuklarımız Mehmet Bozkaya ve Hüseyin Erbay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yeni Besteler programımız Meliha Yazıcı'nın seslendireceği bestesi bestekar konuğumuz Hüseyin Erbay'a, güftesi Melek Hiç'e ait Sabah şarkıyla başlıyor. Sabah makamına giriş taksimini neyle Celaleddin Biçer yapıyor. Hıçkırır her nefesinde yine bir çare gönül. Thank you.
Ankara Radyomuzun çok değerli ses sanatçılarına ve ses sanatçımız Meliha Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Yeni Besteler programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Az önce dinlediğimiz şarkının bestekarını şimdi biraz daha yakından tanıyalım. Konuklarımız efendim Mehmet Bozkaya ve Hüseyin Erbay. Az önce de değindiğim gibi şimdi Hüseyin Erbay'ı tanımakla başlayalım programımızda. Öncelikle yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben önce Eskişehir'den geldim biliyorsunuz. Tüm Eskişehir'den değilim. Ve özellikle halen çalıştırmakta olduğumda bu sene 45'in sanatını idrak etmiş olduğumuz Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Sanatçısı Korosu tüm elemanlarından selam ve sevgiler getirdim. Lütfen kabul ediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar götürüyoruz. Şu an bizi dinliyorlardır. İnşallah. Bize selam olsun. Eskişehir'e selam olsun. Başladı. Ben 15 Temmuz 1948'de Sivrihisar'ın Sadıkbağa köyünde doğdum. 1965 yılında astsubay olarak orduya katıldım. Genelkurmay'da Ankara'da 6 yıl görev yaptım. Sonra 4 sene Erzurum Merkez Komutanlığı personel amiri yaptım. Eskişehir'e tayin oldum. Zaten koroyu da 1975 yılında orada kurdum. Tabii Erzurum'da da koro kurdum 1971 yılında. 4 sene çalıştım orada da afiyetime bağlı. Daha sonra Kilis'te 1,5-2 yıl Kilis Askeri Şube Başkanlığı kısmı amiri yaptım. 85 yılında emekli oldum. Aslında profesyonel mesleğiniz askerlik. Asubayım, evet. Ama müzik peki nasıl başladı o zaman? Tabii Musikita köyde başladı. Şimdi bizim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amcam sanat müziği çok seviyordu. Bizim evde sanat müziği dinlenirdi. Hatta köyümüzde. Mesela akşamları 5.30'da fasıl vardı. Köy meydanına pil radyo gelir. Açılır. Ben de o zaman 7-8 yaşlarımda o büyüklerimiz fasıl dinlerken uzanırdım. Fasıl dinlerdim. Arkadaşlarım da aşağıda top oynarlardı. Sonra kabaktan kemane falan yapardım kendi kendime. Bir de yan köyde bir keman icra eden abim vardı. Bilemediniz 10 dakikalık mesafe kaçardım, ona giderdim. Onunla çalışırdım. O beni çalıştırırdı. Öyle başladı müzik sevgim. Evet, içinizde bir müzik daha sonra tabii Ankara'ya tayin oldum. Ankara'da Birleşmiş Türk Müziği Dershanesi'nde başladım eğitime. Rahmetli hocam, yeni rahmetli oldu. Nevzat Sümer hocamla başladı. Adıza Köprüoğlu, Cinsan Tanrıkor hocam, Mustafa Besen, Yılmaz Pakanlılar, Yılmaz Yüksel'den faydalandım, Metin Everest'ten faydalandım. Daha başka hocalarım da var, şu anda heyecanlıyım. Evet. Unutmuşsam bağışlasınlar ama artı halen de olmak şartıyla gece saat 1'lere kadar çok okudum, çok araştırdım, çok çalıştım. Kendim hep yenileyerek çok kitap okurum, Batı'yı takip ettim, Batı'yı takip ediyorum, Kroşetler'i takip ediyorum. Acaba hani yenilik nereye getirebilirim diye. Mükemmel bir kütüphanem var. Çünkü burada Amerikalılardan gelen okumaydayken bana bir arşiv ve kütüphanecilik dersi aldırdılar. Koroma'da bunu uyguluyorum. İdealist öğrencilerimi de uyguluyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Tabii beste yapmaya nasıl başladığınızda az sonra konuşacağız. Efendim şimdi sanatçımız Sefer Karabük geliyor mikrofona. Güftesi İbrahim Taşkent'e, bestesi konuğumuz Hüseyin Erbay'a ait. Nihavent makamındaki şarkıyı seslendirecek sanatçımız. Gamı kederi bırak, gönülden gönüle ak. Düşmeden saçına ak, sev de yaşamaya bak. Thank you.
Sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Sefer Karabük seslendirdi bu şarkıyı sizler için. Ve bestekarı çok değerli konuğumuza da teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlarımız hem solistimiz hem şefimiz efendim. Sağ olun. Efendim şimdi diğer konuğumuz İzmir'den geliyor kendisi. O kadar yolu efendim zahmet ettiniz. Rica ederim. Yorduk sizi, hayatlarınıza sağlık. Mehmet Bozkaya. Siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Birlikte olmaktan çok mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Birlikte bir arada sürekli bulunmayı çok istiyoruz ama yerimiz çok uzakta malum biliyorsunuz. Evet. Sağ olun. Tanıyalım biraz sizi. Mehmet Bozkaya kimdir? Siz müziğe nasıl başladınız? Profesyonel anlamda hangi mesleği icra ediyordunuz mesela? Kısaca anlatayım. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Müziğe başlama insanın kendini tanımaya başladığı günle başlıyor. Yani eğer varsa içinizde bir şeyler getirdiğiniz yetenekleriniz onu çeşitli yerlerde uygulamaya başlıyorsunuz. Ama ortaokul, öğretmen okulu bunlar en başlangıç noktası. Öğretmen okulunda ilk sazımız mandolindi. Öğretmenler mutlaka mandolin çalmak zorundaydı. Güzel bir şeydi. Ben orada mandolin çalmayı çok çabuk öğrendim. Okulumuz yatılıydı. 3-7 kişi her sabah folklor oynardı. Ben onlara mandolinle eşlik ederdim. Bu çok güzel bir şeydi. Öğretmenimiz çok iyiydi. Müzik öğretmenimiz orada. Ben keman ve piyano dersleri onlara aldım 3 yıl boyunca. Keman çalmayı, piyano çalmayı öğrendim. Hatta bir ara bir sanatçımız gelmişti Çanakkale'de okurken. Ankara Rüzgarı şarkısının bestecisi. Dindur Duran Bey. Evet. Onun bir şarkısına benim keman çalmamı istediler. Ve ona eşlik etmekten büyük gurur duymuştum. Bunlar tabii öğrencilik yıllarında. Öğrencilik yıllarında, evet. Sonra tekrar işte eğitime süre gittim. Şimdi eğitim fakülteleri oldu. Orada okurken edebiyat bölümünde Erzurum'da okudum ben de bu okulları. Orada BD konservatuarına devam ettim. Erzurum'da o zamanlar Erzurum Üniversitesi'nde Türk sanat müziği yoktu. Kurulma çabaları vardı sadece kadronun. Orada ut çalmayı öğrendim. İcralarımız oldu. Çok güzel programlar yaptık. Sonra hep müzik oldu hayatımızda. Çünkü biz benden başka ayrıca benim 3 tane müzik öğretmen kardeşim var. Böyle müzikle devamlı uğraşan bir ailenin içinde yetiştik. İzmir'e gelince de güzel günlerimiz oldu tabii. Orada Avni Anıl, işte efendim Ali Rıza Avni, işte Yılmaz Yüksel, ondan sonra Yusuf Dalkesen gibi şahsiyetlere tanıdık. Onlarla birlikte olduğumuz günler oldu. Kurslar aldık, dersler aldık. Yani hep müzik oldu hayatımızda. Ben kendi edebiyatı branşımı hep unuttum yani. Sürekli müzik yaptım. Okullarda müzik derslerine girdim işte. Sonra beste çalışmalara başladı. Evet. Aynı zamanda tabii edebiyatçısınız, evet. Ve bu dinleyeceğimiz şarkıların güftesi de size ait. Evet, yani hem yazdınız hem de söylediniz. Şimdi onlardan ilkini dinleyelim müsaadenizle. Rast makamında efendim konuğumuz Mehmet Bozkaya'nın şarkısı Zeki Topçuoğlu seslendirecek. Güfte ve bestesi dediğimiz gibi konuğumuz Mehmet Bozkaya'ya ait ikisi de. Gönlümüzde açmalı lalelerle sümbüller diyor sanatçımız Zeki Topçuoğlu seslendiriyor. Oh,
Topçuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yeni Besteler programındaki birlikteliğimizde sırada şimdi Kürdi makamında bir şarkı var. Bestesi Hüseyin Erbay'a, güftesi Savaş Yavuz'a ait. Bu şarkıyı sanatçımız Sefer Karabük seslendirecek. Tutmuş arkamdan ağlıyormuşsun. Ben o defteri çoktan kapattım. Eşe dosta hep soruyormuşsun. Ben o defteri çoktan kapattım. Çoktan kapattım.
Seslendirdi efendim sizler için bu güzel şarkıyı. Yeni besteler devam ediyor. Kıymetli konuklarımızın, iki değerli, çok değerli konuğumuzun bestelerini dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki şarkının eminim bir hikayesi var ve o hikayeyi doğrusu merak ediyorum. Bestekar konuğumuza soralım. Çünkü sıradaki şarkımızın güftesi Zeki Müren'e ait. Nasıl çıktı bu şarkı? Bu güfteyle beste nasıl buluştu? Efendim bestekarımız Hüseyin Erbay'dan dinleyelim. Buyurun. Efendim Zeki Müren de iyi bir dostuz. Hatta şu sözü söylemiştir. Bunu söylediği zaman da birçok benim öğrencilerimden de vardı, halkımızdan da vardı Bodrum'da. En çok hayatta sevdiğim beş kişiden birisi zatınız demiştir. Teşekkür ederim Ahmet, gidiyorum. Çok ilginç bir hikayesi var, çok uzun. Ama çok ilginç. Çok uzunsa o zaman bir özetleyeceğiz. Çok uzun, ilginç hikayesi var bunun. Fakat hemen kısa. Ben o zamana kadar Zeki Müren'in büyük bir albüm, basında çıkan bütün gazete küpürlerini kesmiş, büyük bir albümde toplamıştım. Bodrum'a götürdüm. Bu hadiseyi seveceksin de ilk defa yapmıştım. Daha müsbet halindeydi. Odumu da aldım, ilk de öğrencimi aldım. Bodrum'a gittim, Zeki Müren'le tanıştık, o zaman tanıştık. Şeyi görünce albümü şaşırdı. Dedi ki, bunu bana hediye eder misiniz? Dedim, paşam diyorlardı biliyorsunuz Zeki Bey'e, üstadımıza. Bu dedi, abim bana hediye eder misin dedi. Dedim, sizin böyle bir albümünüz yok mu? Dedim, yok dedi. Ama muhteşem hazırlamıştım. Neyse, abime hediye ettim. Ben size ne yapabilirim dedi bunun karşılığında. Ben de efendim, eserlerinizi dedi, teker teker imzalarsınız bestelerinizi. Bir de Bıldırcın Yağmur adlı bir şiir kitabınız var sanırım. Onu da imzalar gönderirseniz dedim. Bu böyle bana yeter, mutlu eder dedim. Nitekim de gönderdi, esas ilginç bir yer ondan sonra başlıyor. Oradan bu güfteyi seçtim. Sonra direktinden geçti. Kendisinden başka, bilmiyorum tabii, TRT Repertuar konuda bir benim onun sözünü yazdığı eser bu tek. Bildiğim kadar veriyorum, fazla iddia olmayayım. Ama keşke zaman olsa da o ilginç hikaye anlatsak, uzun bir şey. Besteyi yaptınız. Daha sonra geldim Eskişehir'e. Daha sonra dinlettiniz mi kendisi? Evet, sonra kasete aldım. Hı hı. Şu anda İzmir Devlet Korosu'ndaki öğrencilerin Filistran biliyorsunuz. Filistran radyodaydı. Asuman Ertekin ve Nevzat Keskinoğlu üçünü okuttum kaseti Eskişehir'de. O zaman kaset vardı. Sonra üstadıma gönderdim. Ben o yaz gidememiştim. Sonra çok mutlu olduğunu söyledi. İşte telefon falan açtı. O zaman ilginç şeyler oldu. Nefes olarak belirtimden geçti ve çok da mutluyum bu konuda. Evet, çok teşekkür ederiz böyle kısaca özetlediğiniz için. Eminim içerisinde tabii anlatacağınız bir sürü şey var bu hikayenin ama. Evet. Şimdi güfteyi de paylaşalım müsaadenizle. Güfte Zeki Müren'e ait olunca ben tamamını okumak isterim müsaadenizle efendim. Kalbimdeki sis ruhumu sarmış, yandıkça yanar, tüter bu gönül. Bacamda duman, saçımda rüzgar, sevdikçe sever, biter bu gönül. Aldığım nefes, gözümde renksin, sensiz dünyada gülmez bu gönül. Bacamda duman, saçımda rüzgar, sevdikçe sever, biter bu gönül demiş Zeki Müren ve konuğumuz Hüseyin Erbay bestelemiş efendim bu şarkıyı. Sanatçımız Beliha Yazıcı'nın sesinden dinleyeceğiz Mahur makamındaki bu şarkıyı efendim. Buyurunuz. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Efendim, Güftesiz Ekim Üren'e ait ve bestesi de konuğumuz Hüseyin Erbay'a ait şarkıyı dinlemiş olduk. Yüreğinize sağlık efendim. Hüseyin Bey, sağolunuz. Değerli dinleyenler, Yeni Besteler programında şimdi sırayı sanatçımız Zeki Topçuoğlu alıyor. Hicaz makamında bir şarkıyı seslendirecek sanatçımız. Bu kez güftesi Gökhan İpek ve bestesi yine konuğumuz Hüseyin Erbay'a ait. Gönlüm böyle bir aşka isyan ediyor. Diller ağlamasın, geç olmadan gel. Sevda nameleri gel artık diyor. Teller ağlamasın, geç olmadan gel. Thank you.
Sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Zeki Topçuoğlu efendim seslendirdi bu şarkıyı sizler için. TRT Name'de Yeni Besteler programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Mehmet Bozkaya'nın bir bestesi var ama onun öncesinde biraz daha ben sohbet edelim istiyorum. Sağ ol. Mehmet Bey, beste yapmaya nasıl başladınız? Zaten çocukluktan itibaren evet. işte mandolin dediğiniz okul döneminde evet. vesaire böyle müzik hayatı devam etti ama beste ne zaman başladı? Beste ne zaman başladı? İzmir'e ben 1969 yılında tayin olduktan sonra sanat camiasının içine daha çok girdim dediğim bahsettiğim gibi. Üstadlarla tanıştık, örnekler aldık ve ben de işte korolar kurduk. Halk eğitimlerde, değişik yerlerde dışarıda çalışmalarımız oldu. Kendimden oldu desem öyle olacak yani. Ama ilk beste 1970-71 yıllarında yapmıştım. Ve o günden sonra süre geldi. Böyle çok işte TRT'ye göndermek gibi, denetime girsin gibi çalışmalarım, gayretlerim olmadı. Biraz da işte hayat derdi varım. Zaman bulamadık herhalde. Ama bayağı eski. Bayağı eski. Şarkılarım birazcık bitti. İşte zaman zaman yolluyoruz, bekliyoruz. Devamlı ediyorsunuz herhalde. Devam ediyorum. Evet, devam ediyorum. Hı-hı. Ama ben bir şey söylemek istiyorum orada. Ben onun başında unuttum. Ben de gerçekten Şahikarma, Zeki Bey, adını bir üzüldüğünü bilemiyorum. Diğer arkadaşlarımıza, sanatçı kardeşlerimize, size, Don Mester arkadaşımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Koromun selamlarını getirmiştim. Onları da bu arada ileteyim. Sağ olsun. Biz de selamlar göndeririz. İzmir'deki koronuzdan bahsediyoruz. Evet, İzmir'deki koronadan bahsediyorum. Evet. Peki, evet, selam olsun. Sağ olun efendim. Yani öyle oldu işte. Sırp gidiyor. Peki, şimdi işte o şarkılardan bir yerini dinleyeceğiz. Peki, güftelerinde siz mi yazıyorsunuz kendi şarkılarınızı? Genellikle. Yani dışarıdan aldığım güfte çok azdır. Bir iki tane falandır yani. Genelde ben yazıyorum. Evet, bu şarkının güftesi de size ait. Evet. Kürdi makamında efendim bestelemişsiniz. Teşekkür ederim. Sanatçımız Beliha Yazıcı seslendirecek bu şarkıyı. Beyaz bir bahar dalı her an gönlümde açan. Buyurunuz efendim. Ellerim bağ, bir çelebek kanadı.
sanatçımıza ve değerli bestekarımız Mehmet Bozkaya'ya çok ben, güzel bir aşk şarkısı olmuş. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, şimdi de solistimiz Sefer Karabük geliyor tekrar mikrofona. Bestesi konuğumuz Hüseyin Erbay'a ve güftesi Mustafa Döngemen'e ait Rast şarkıyı seslendiriyor. Bir güzele ömür verdin, delisin sen, delisin. Konservatuvar disiplini sisteminde evet. Büyük koromuz var. Çocuk koromuz var 30. sınıfımızda. Genç koro o 8. senemiz. Her gün ders var aşağı yukarı. 8 ay ben halk edimde sanki evliyim, nikahlıyım. 8 ay tabii yardımcılarım da var. Çok ciddi çalışmalarımız var efendim. Yayından önceki sohbetimizde siz şöyle bir şey geçti sohbet arasında. Eşiniz sizi vakfetti. Türk müziğine hediye ettim dedi. Hatta TRT'de bir sene önce bir çekim yaptı evimde. Aynı şey orada da söyledi. Valla ben başkası katlanmaz yani. Adem Bey yani ben gece 2'ye 20 kala yatarım. Çok müthiş bir kütüphanem var.
araştırıyorum, okuyorum, Batı'yı okuyorum, Sonfen Orkestrası'nı seyrediyorum. Türk müziğinden niçin nüansları kullanmıyoruz, niçin vurguları kullanmıyoruz, bunları araştırıyorum. Birçok çalışmalar yapıyorum ve koronan bunları uygulatmaya çalışıyorum. Peki bunlar bestelerinizi de etkiliyor mu? Benim bestelerimde var. Yani ben tepki geldiği zaman mana projesinde özellikle son bestelerini çok doğru kullandığıma inanıyorum. Vurgular çok önemli, vurgular da pek belirgindir bende. Ve o şekilde de icra edilmesi lazım. Valla bestecilik Allah vergisidir ama onunla bitmiyor. Makamı bileceksiniz, usulü bileceksiniz, edebiyatı bileceksiniz, prozodiyi bileceksiniz, işte mağarası, telaffuzu, onlar da yetmiyor. Ben binlerce eser araştırdım, tetkik ettim, halen de açıyorum nasıl yapmış eser, nasıl yapmışlar diye. Onların ötesinde de şeyler buldum. Ben de beste, sık sık beste yapan birisi değilim. Yani senede bir veya iki. İlham gelişki yaparım. Ben ilhama yola çıkarım. Şey demiştiniz siz, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani hikayesiz bir eserim yok benim dediniz değil mi? Yani bütün şarkılarınızın bir hikayesi var. Mutlaka aşağı yukarı var tabii. Ama bu siyah çantamın içerisinde bana bir Türkiye'nin değişik yerlerinden şairden bir güfteler geliyor. Onları tek tek okurum. 5 yıldız üzerinden puan veriyorum. 5, 4, 4. Bunları çantama koyarım, zaman zaman okurum. Sonra güftekarın, onu bayan olarak kabul ediyorum güftekarı, kendim de duygularımı erkek olarak kabul ediyorum. Diyorum ki onlara sizi biz el ele tutuşturuyorum, onları bir salıyorum. Nereye salıyorum? Sonsuz denizlere, ufuklara, yeşilliklere, şuraya buraya. Siz gidin, gezin, tozun, aşık olduğunuz zaman geri bana dönün diyorum. Ondan aşık olup geri dönüyorlarsa o benim için ilham işte. Orada işçilik başlıyor. Geri dönüp size haber veriyorlar mı peki? Nasıl ilham haber veriyorlar size? O ilham. Ha, o ilham. O ilham oluyor. Benim için ilham oluyor. Onlar el ele tutuşup bize aşık olduk demeleri benim için ilham oluyor. Enteresan biri belki. İlhamla yola çıkarım. Oturdu beste yapmam. Bir de şuna dikkat ederim. Eserim hem güne hitap etmeli. Ben günü bestekarım ama içinde klasik derinlikler de kalitede, seviyede, güzellikte olmalı. İkisini kaynaştırdığıma inanıyorum. Evet. Yoksa ben oturup şey de yaparım, takım da yaparım. Ama bunlar yapılmış zamanında. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Son bir şarkı daha dinleyeceğiz. Efendim yine sizin bestenizi dinleyeceğiz. Programımızın son eserini seslendirecek sanatçımız Zeki Topçuoğlu. Ama o öncesinde artık veda etme zamanı da geldi. Efendim ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bozkaya ve Hüseyin Erbay. Bestekarlarımız ve gitmelerimiz. Ben de müsaade ederseniz başta Şahik Hanım'a, şefimiz İpek Dereli'ye, sunucumuza, bizim bilmediğimiz emekleri geçenlere, böyle bu efendim bu program çok güzel program. Millet yeni şarkı istiyor, yeni ruhlar istiyor, yeni motifler istiyor, yeni duyuşlar istiyor. Ben halkla çok irtibatı olan bir kimseyim. Onun için bu program çok güzel. Gönül ister ki program sık olsun ve gündüzleri yayınlansın. Tabii benim şahsi fikrim. Evet. Rica istiyorum. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Sevgiler, saygılar. Biz de efendim. Eskişehir'den ve İzmir'den zahmet edip geldiniz. Oralarda selamlar gönderelim. Biz de yeterli efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok efendim. Emek var, görüyoruz. Kolay gelsin. Efendim programımızın son eserini az önce söylediğim gibi Zeki Topçuoğlu sizler için seslendirecek. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ve bestesi konuğumuz Hüseyin Erbay'a ait Acem Kürdi makamlı şarkımız. Büyülendim, doyamadım bakmaya diyecek sanatçımız. Sevgili dinleyenler, Yeni Besteler programımız bu hafta da burada sona eriyor. Bu programda birbirinden güzel besteleriyle programımıza ayrı bir renk katan konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Programımızın şefi İpek Dereli'ye, programımıza katılan değerli solistlerimize, saz sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan Şahika Erdoğan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve mikrofonda spikerimiz ben Adem Karabey. Gelecek programda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
Müzik.